aile olduğumuz için, tanıdığım için, güvendiğim ve bu, bu olayların peşini ciddi anlamda bırakmayan insanlar olduklarını gördüklerim için direkt onlardan zaten yardım istedim. Sağ olsunlar, yanımızda durdular. Diğer ailelerin yanına durdukları gibi. Ve bundan sonraki olmasını istemiyoruz ama yasal süreçlerin bu şekilde iş analizlerinin yapılmayışı ve benzeri hani zorunlulukların iş güvenlik eğitimlerinin ertelenmesi bütün cinayetlerin günde 4 kişinin daha, yani 7 kişinin daha öleceği anlamına geldiği için daha da artacağını, bu bir gerçek umudu endişesini de taşıyoruz. Umarız bu yasalar ertelenmez, hemen çıkartılır. Bir şekilde ya da zaten çıkartılmış yasa, bu ertelenme süreci kalkar, bu fikirlerinden vazgeçerler. Bu şekilde aile sayısı artmaz diye düşünüyorum. Yanımızda gene Milas'ta hayatını kaybeden Hasan Özgür'ün ailesinden Hasan Kahraman var. Kendisinden de düşüncelerini alacağız. Herkese merhaba öncelikle. Gülbük'ten bu sabah geldim. Söyleyecek kelimeler yani bulamıyorum yani. Yani tedbirsizlik, diz boyu yani. İnsanlar dışarıdan ne anlatırsa anlatsın, boş. Yani birebir gördüm, bakıyorum. Yani insanların, yani boş yere öldüler ya, boş yere, boş yere. Yani 50 milyonluk bir cihaz için öldüler. Bunun şeyi yok yani. Ne zaman insanların canı yandığı zaman, başkalarının canısını, acısını bilmiyor. İlla ki insanların kendi canı yanması lazım. Yani insanlar birlik olmuyorlar. Birbirlerine destek vermiyorlar. Güllük'ten, belediyeden özellikle hiçbir şeye karışmadı. İnsanlar isyan ediyor. Ve ölenler insanlar hayatını Güllük'e vermiş. Güllük'ten aşırı derece sevilen, sayılan ve herkesin bin bir tane anısı olan insanlar. Ama hiçbir halk, hiç kimse destek çıkmadı. Hiç kimse. Onun için çok yani aşırı derece kızgın ve çok üzüntülüyüm. Bugün yani 3-4 gün önce insanların öldüğü yere yazmışlar. Dikkat, ölüm tehlikesi. Ateşle yaklaşma. Dikkat, işte kaz zehirlenmesi gibi şeyler yeni yapıştırılmış, asılmış. Çok iğrenç bir şey. Hatta kapıya da zincir vurmuşlar. Yani güler misin, ağlar mısın, tepki verirsin. Bunu bir türlü anlayamıyorsun. Yani illaki insanların canını yanması lazım. Üzülmesi mi lazım? Çocukların babasız, eşlerin kocasız mı kalması lazım? Olmaması lazım bunlar. Ondan sonra vaatler olsa da önemli değil. Para, pul, hiçbir şey o insanları geri getirmeyecek. Onun için bu insanlara sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkalım. Yani bu suçlular kimse kademe gidebileceği yere kadar gitsin. Herkes bir dişinin üstüne atmasın suçu. Ölen bir insanın üstünde suç kalmasın. Herkes bunda sorumludur. Sorunların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Ailelerden söz almak isteyen var mı? Adım Hakkı Güleç. Dalıkpaşa'da ben de kardeşimi kaybettim. Aslında burada bu nöbeti gerçekleştirirken daha önceki nöbetlerde hep şunu söylerdik. Ve söylemeye de devam edeceğiz anlaşılan. Başka işçi kardeşlerimiz ölmesin, yetkililer mutlaka üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirsin. Hep söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Gelin görün, bugün maalesef keşke haklı çıkmasaydık ama görüyoruz ki yine haklı çıktık. Milas'ta biz öldü demiyoruz. Öldürülen 7 tane işçi kardeşlerimizin ailelerine bu acıyı yaşatmalarına kimin ne hakkı var diye düşünüyorum. Onlar neticede ekmek parası için indiler oraya. Ve 7-8 tane işçi kardeşimiz orada hayatını kaybetti. Eğer ki biz kendi Dağlıkpaşa'dan da şunu çok iyi biliyoruz ki biz 5,5-6 seneye giriyoruz. Biz hep şunu söyledik. Dağlıkpaşa olsun, diğer iş cinayetleri olsun, bir emsal olsun, bir örnek olsun. Eğer sorumlular orada hak ettikleri cezaya çarptırılmış olsalardı ve derhal görevlerinden uzaklaştırılmışsa olsalardı inanıyorum ki devletin diğer kurumları ve işte yanlarında çalıştırılan işçiler, patronlar, yanlarında çalıştırdıkları işçilerin işçi sağlığının dünyanın bütün işlerinden daha değerli ve daha önemli olduğunu hatırlarlardı. Ve böylece işçi ölümleri bir nebze de olsa önüne geçilmiş olacaktı. Ama maalesef görüyoruz, yine aynı her gün işçi ölümleri duyuyoruz.
ve biz aileleri de hakikaten son derece üzüyor ve kahrediyor. Bizim artı dikkat çekmek istediğimiz nokta şudur. Biz aileler burada üzerimize düşen sorumlulukları yaparken sivil toplum örgütleri, işi temsilcileri, emekçilerin dostu, ezilenlerin yanındayım diyen insanlar nerede göremiyoruz. Bugün biz burada aileler olarak buradayız ama isterdik ki bugün burada yanımızda sözde işçileri temsil eden, işçilerin yanında olan, haktan, hukuktan bahs eden insanların yanımızda olsalardı ve bizler de işçi aileleri gerçekten onların samimiyetine inanırdık. Bizim gözümüzde onlar sınıfta kaldı. Onlar olsa da olmasa da biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve hayatını kaybeden bütün ailelere başsağlığı diliyorum. Teşekkür ediyorum.